Birinci Dünya Savaşı Güneydoğu Avrupa'yı ilgilendiren bölgesel bir çatışmadan bir dünya savaşına dönüşmüştür. Bunun en önemli nedeni savaş öncesi dönemde ülkeler arasında oluşan ittifaklardır. Şimdi ittifak sistemini anlayabilmek için o yıllarda ortaya çıkan müttefikleri bir gruplara ayıralım. Bunlar sadece genel gruplar. Daha farklı ittifaklar da var elbette. Ancak ben şimdi 1914'te yıkılan domino taşlarına doğrudan bağlı olan ittifakları gruplandırdım devletler arasındaki bu ittifak antlaşmaları tüm Avrupa'yı savaşa sürüklemiştir. İttifak sistemini anlayabilmek için savaştan 75 sene öncesine gitmemiz gerek. Hadi bakalım gidelim. Birinci Dünya Savaşı bildiğiniz gibi 1914'te başladı. Bundan 75 yıl öncesinden 1839 Londra Antlaşması'ndan başlamalıyız. Londra Antlaşması'nın dünya üzerinde pek çok etkisi görülmüştü. Ancak antlaşmanın özellikle yedinci maddesi birinci dünya savaşının başlamasıyla çok yakından ilgilidir. Antlaşmanın 7. maddesine göre İngiltere Belçika'nın tarafsızlığını korumayı kabul ediyordu. Üstünden 75 sene geçtiğini düşünerek neden bu antlaşmanın hala önemli olduğunu sorabilirsiniz. Ben de size derim ki bu çok iyi bir soru. Cevabı ise tartışmaya açık. Bu ittifak antlaşmaları Avrupalı güçlerin birbirine savaş ilan etmesinin doğrudan sebebi miydi yoksa savaş açmak isteyen devletler gerekçe oluşturabilmek için mi bu antlaşmaları kullanmışlardı Biliyorsunuz pek çok sebepten savaş açmaya karar verebilir bir devlet Mesela diğer imparatorlukları durdurmak isteyebilir veya kendi askeri gücünden emin olduğu için ülkesine daha fazla toprak katmak isteyebilir Kesin cevabı bilmek tabii ki mümkün değil biz konumuza dönelim. 1839 Londra Antlaşması, Britanya İmparatorluğu'nun Belçika'yı korumasının hukuki dayanağını oluşturdu. Biraz önce bunu söylemiştim. Şimdi 40 yıl sonrasına gidelim. 1879'a. Fransa-Prusya Savaşı'nın ardından 1871'de Yeni Alman İmparatorluğu kurulmuştu. Yeni kurulan Alman İmparatorluğu, esasen Alman Krallığı olan Prusya devletinin bir uzantısıydı. Alman İmparatorluğu Fransa ile savaştan yeni çıkmıştı ve çok değerli topraklar kazanmışlardı. Fransa'nın bu toprakları geri almasındansa çok korkuyorlardı. Ayrıca Rusya'dan da çok korkuyorlardı. Alman İmparatorluğu'nun Avusturya Macaristan İmparatorluğu'yla da bağlantısı vardı. Şimdi 1879'da Almanya ile Avusturya Macaristan ikili ittifak antlaşması imzaladı. Olası bir Rus saldırısına karşı birbirlerini koruyacaklardı. Tam burada iki devletin ortak bir düşmanını görüyoruz. Rusya. Anlaşmaya göre Almanya ile Avusturya Macaristan İmparatorluğu birbirini koruyacaktı. Böylelikle yeni kurulan Alman İmparatorluğu'nun Avrupa'daki durumu biraz rahatlamıştı. Yani Almanlar bir oh çektiler. Eğer daha önce risk veya diplomasi oyunu oynadıysanız fark etmişsinizdir mutlaka. Savaşacağınız kişiler varsa eğer kendinize çevrenizde başka arkadaşlar ararsınız. Yani müttefikler. Bana savaş açarlarsa diye ittifaklar oluşturmaya çalışırsınız. Şimdi gelelim 1892'ye. 1892'de Fransızlar ve Ruslar arasında Franco-Rus askeri antlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla bir ittifak daha kuruldu. Bunu da Eflatun'a boyuyorum. 1892'de Fransa ve Rusya arasında ittifak gelişiyor söylediğim gibi. Ardından 1900'lerin başlarında 1904 ve 1907'de başka antlaşmalar imzalanıyor. Britanya İmparatorluğu ile Fransa arasında ve Britanya İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında anlaşmalar imzalandı. Bu anlaşmalar temelde devletlerin birbirleriyle iyi ilişkiler kurması içindi. Anlaşmalarda bir devlete saldırı olursa öbür devletin savaş açması gibi bağlayıcı şartlar yoktu. Ancak devletler arasında ortaya çıkabilecek pek çok sorunu çözebilecek anlaşmalardı bunlar. Daha sonra bu devletler üçlü antatı yani bizim daha çok kullandığımız ifadeyle söylemek gerekirse itilaf devletlerini oluşturdular. Üçlü antlaşma Britanya İmparatorluğu, Fransa ve Rusya arasında imzalandı. İtilaf devletlerini mavi renkle işaretliyorum. Bu birliğin karşı tarafında ise üçlü ittifak bulunmaktadır. Yani ittifak devletleri diye bildiğimiz devletler. Hangileri bunlar? Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya. İşte bunlar da ittifak devletleridir. Birinci Dünya Savaşı öncesinde İtalya, Almanya ile arasındaki anlaşma uyarınca üçlü ittifakın bir parçasıydı. Bu anlaşmaları anlatmadım çünkü İtalya savaş başladığında Almanya ile Avusturya Macaristan'ın tarafına geçmedi tam tersine üçlü antatın yani itilaf devletlerinin yanında yer aldı umarım bu ittifak anlaşmalarının üzerinden geçmemiz size olayların arka yüzünü görmek ve güneydoğu avrupa'da başlayan bölgesel bir çatışmanın nasıl tüm avrupa'yı ve sonuçta tüm dünyayı saran bir savaşa dönüştüğünü anlamak için yardımcı olmuştur